Tarih iyi efsanelerle dolu bir bölge. Çanakkale kısmı yakası var. Şimdi eskiden kalma bizim tabyalarımız var. Çanakkale Boğazı'nın Ege Denizi'ne açılan ağzında işte sağında ve solunda dört tabyamız var. Buradaki burada eski ...menzili kısa, iki tanesi uzun sadece, toplarımız var. Bir de... ...Çanakkale ile Kilitbahir karşılıklı birbirine yakın, işte... ...bir buçuk kilometre... ...biraz daha az hatta... ...yakınlığında yer. Oraya İngilizlerin geçit dediği yer. Orada da işte bizim... ...karşılıklı beşer tabyamız var. Burada da en yenisi... ...1905... ...modeli... E, ...Hantal, Ağar... E, ...Demode, Çağdaş topçuluk sanatı bakımından geri kalmış toplarımız var. Ama topçularımız iyi. Topçularımız yiğit, topçularımız ölümden korkmuş. Donanmayı şaşırtan da o oluyor zaten. Ee, orada bir harikalar yaratıyorlar. 18 Mart'ta, 18 Mart'ta Birleşik Donanma yani İngiliz, Fransız sırtlı 18 yüzen kale. Etrafında da yüze yakın bunlara yardımcı savaş gemileri. Bizim mayın ...hatlarımız var. Bir de son Mus'rat gemisinin... ...döktüğü, Erenköy'e döktüğü, onların hiç... ...tahmin etmediği bir yere döktüğü 26 mayınımız var. Bu toplam 400'e yakın mayının olduğu bir alan. Ama onlar... ...tabyaları susturduktan sonra mayınları temizleyip geçip giderler. Mayınları temizlemek o kadar zor bir olay değil. Yeter ki yaklaşabilsinler. Ee, i̇şte ölene doğru... ...savaş başlıyor. Akşam saat 6'da bitmiş oluyor. Harrington... General Harrington, pardon, Hamilton, İngiliz donanmasının geri çekilişini bir cenaze kortejine benzetiyor. Böyle ağır ağır, yavaş yavaş, gam içinde hiç tatmadıkları yenilgiyi tatmışlar. Bu büyük armada hayatında tarihi boyunca ilk defa yenilmiş. İşte o tabyaları susturamamış. Çanakkale Boğazı'nın iki yanındaki set bataryası dediğimiz küçük, güçsüz zırhlı delecek mermisi olmayan o bataryalarımızı yenememiş. Askerin karşısında, bu direncin karşısında bunları yöneten subayların e, askerlerine verdiği o paramanlık e, duygusu diyeyim. Ölüme razı olma. Yani vatanı vermektense canını verme duygusuyla onlar işte bu koca armadayı eski püskü toplarıyla Bunların inan sayısı az olduğunu sandıkları mermileriyle ki sayılar saydan az cimrice kullanıyorlar. Ama kullanıyorlar. Attıklarını da vuruyorlar. Ee, yani komutanlar öyle rastgele atılmasına izin vermiyor zaten. Az, az mermimiz var elimizde. Durumumuz bu. Ama bu Çanakkale deniz zaferini kazanıyor. Bunun çok büyük, çok büyük anlamı var. İzin verirseniz çok kısaca şu anlamını söyleyeyim. O günü donanma yüklenip de bizim tabyalarımızı falan susturup, şeylerimizi, mayınlarımızı temizleyip, boğazı geçip İstanbul'a çıkıp gelseydi o Çanakkale ruhu nerede kalacaktı? O, o Kuvayi Milliye ruhunu oluşturamayacaktı, halkı bir mukavemete hazırlamamış olacaktı. Zaten iki tane Katar, Aydarpaşa'da bekliyor, hükümette, sarayda Anadolu'ya kaçacaktı. Sonra Anadolu'da hiçbir depomuz yok, fabrikamız yok tesisimiz yok. Hemen hemen birliğe yakın birliğimiz yok. Her şey genel olarak İstanbul ve çevresinde toplanmış. İki ordu, iki ordu toplanmış durumda. Altı kol ordu toplanmış durumda. Bütün onları bırakıp hükümet ve saray kaçacak Anadolu'ya. Canını kurtarmak için, daha yaşatmak için hükümeti, devletin yaşama arzusunu yaşatmak için ama geri çekilecek. İşte Konya'ya ve Eskişehir'e gidecekler. E, bu bu kaçış, bu yenilgi, bu çöküş, bu İstanbul'u hemen teslim etme, bu ondan sonra da halkta o direniş ruhunu uyandırır mı? Uyandırması çok zor. Çok uzun yıllar alırdı. Belki de bir daha ayağa kalkamadı. O bakımdan deniz zaferi o büyük kara zaferinin müjdecisidir. Müjdecidir. O zaman kazandırmıştır Türklere. O bakımdan çok önemli. Ee, ama Çanakkale zaferi deyince eskiden ki bu deniz zaferi dediğimiz şey 6-7 saat sürdü. Yüze yakın en fazla şehit verdik. Sonra kara savaşları başlıyor. Kara savaşları 8,5 ay sürdü. 100 bin şehit verdik. Oysa 18 Mart'ta işte şeyle hem deniz hem kara bütün Çanakkale zaferi 18 Mart günü kutlanırdı. Sonra bir şey oldu. Ne oldu hocam? E i̇şte şöyle oldu deniz ve kara savaşlarını birbirinden ayırdılar. Yalnız 18 Mart deniz zaferleri kurtuluş günü gibi, zafer günü gibi kutlanıyor. Bugün bir iki gazetede de gördüm. Onu duyunca da canım çok üzülüyorum yani sıkılıyorum, canım sıkılıyor. peki geri kalan 100 bin şehidimizi asıl, asıl büyük o kara savaşlarını, on binlerce kahramanlığın sergisi olan kara savaşlarını ne zaman kutlayacağız? Böyle bir gün yok. Yani 18 Mart'ta Atatürk yok. Öyleyse 18 Mart'ta deniz zaferi olarak kutlayalım. Çünkü deniz zaferinde karacıların bir etkisi olamaz. Kara Zaferi'nin kutlanmasını da öylece bırakalım. İsteyenler işte 25 Nisan'da, 10 Ağustos'ta, Jong Bayırı'nda, 2. Anapartalar'da, Anapartalar Köyü'nde isterlerse kutlasınlar gibi. Bu yaklaşım çok utanç verici bir yaklaşım. Çok açık söyleyeyim. Çanakkale'yi Kurtuluş Savaşı ile vesaireyle karşılaştırmak bile ayıpken, doğru değilken, tarihi gerçeklere kesinlikle aykırıyken Çanakkale zaferini de ikiye bölmek, Atatürklü olanı, Atatürk'süz olanı gibi ayırmak bu hiçbir şekilde affedilebilir, doğru görülebilir değil. İnanmışlar için söylüyorum. Bu aynı zamanda da çok büyük bir günahtır hakikati ketmetme, söylememe de yalan söylemek kadar ayıp bir şeydir. Dinen caiz değildir. Hadi dini bir kenara bırakalım. Yani çağdaş insanlar olarak kendi tarihimizin bir bölümünü, bir bölümünü var kabul edip bir bölümünü yok kabul etmek bu bu hayır getirmez. Getirmiyor. Getirmediğini de görmekteyiz ve içinde yaşamaktayız. Bu hayırsızlık sürecini yaşamaktayız. Ya da nankörlük sürecini yaşamak vefasızlık sürecini yaşamaktayız. Peki ben gene de iyi niyetle şöyle yaklaşmak istiyorum. Sanıyorum bunu yapanlar tarih bilmiyorlardı. Tarihi bilseler bunu yapmazlar. Atatürk'ün Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndaki görevini küçültenler var. Onlar küçük insanlar. Onlar önemli değil. Onlar tarihi de bilmiyorlar. Çok amaçlı insanlar. Hiç yok gibi farz edenler var. Bunlar büyük yalancılar. Bunlar sahtekarlar. Bir de hurafeler var. Onlara belki sonradan Birazdan değiniriz. Gireceğiz. Belki değinmesek bile olabilir. artık Yok ona, ona, ona Peki. değineceğiz. Peki. Çünkü bugün bazı gazeteler e, sadece o hurafelere yer vermiş. Biraz sonra soracağım onu hocam. Peki. Evet. Şimdi e, hocam dediniz ki Mustafa Kemal'i yok sayıyorlar. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nda esasında 1 Şubat'tan itibaren var. Elbette. Şimdi e, daha önce de bir Alman kumandan var. Ne oluyor, ne bitiyor? Biraz da o kısmı şöyle, Evet. Yani 1 Şubat'ta Atatürk'ün görevi 19. Tümen Komutanlığı'nı devralmasıdır Tekirdağ'da. O sırada Gelibolu'da ve Çanakkale'de bir 7. Tümen var, bir de 9. Tümen var. 7. Tümen Bolayır'da, 9. Tümen Çanakkale ile Gelibolu'nun güney kısmında. Sonra 19. Tümen de geliyor. Bunlar daha Alman tümen, Alman komutan yani Liman Paşa, Liman von Sanders gelmeden önce ne olur ne olmaz diye bir savunma planı hazırlanıyor. Üçüncü kolordu komutanı Esat Paşa, onun kurmay başkanı Fahrettin Altay Bey, Yardımın, ve bu tümen komutanları birbirleriyle danışarak, görüşerek bir savunma planı hazırlıyorlar. Bir kara hareketi başlarsa düşman nereye çıkabilir? Coğrafya zaten gösteriyor. Şuralar ve şuralar bir iki yer. Demek ki oralar güçlü tutulur. Güçlü. Geri kalanlarda da işte gözcüler, postalar bulunur sadece. Ve zayıf, düşmanın çıkarma sırasında en zayıf olduğu an çıkış anı. Daha kendini savunma şansın olmadan öyleyse biz o anda bastırmalıyız. İşte toplar, makinalı tüfekler, kuvvetin üçte ikisi o kritik yerlere yığılıyor. Böyle bir savunma planı hazırlanıyor. Sonra Limanpaşa geliyor. Divan Paşa bu Türk savunma planını tam tersine çeviriyor. Türk askeri donanmanın ateşine dayanamaz. Bunlar çok güçlü bir ordu. Biz bunlara karşı direnemeyebiliriz. Öyleyse kıyılarda en, fazla üçte bir kuvvet kalsın. Üçte ikisi donanma toplarının etki alanının dışına 6-7 saat geriye alınsın. 8-10 kilometre geriye alıyor makinalı tüfekler geri alınıyor. Donanmanın ateşi altında yok olmasınlar diye. Yani düşmanın çıkacağı sırada ona bastırıp çıkmasını engelleme şansını Liman Paşa'nın savunma planı yok ediyor. O tarihte de subaylarımızın arasında bunun bir amacı olmasa gerek. Yani biz bizim savunma planımız işi bitirmeye hazır, daha yurtseverce, daha savaş planına uygun, amacımıza uygun, ama bu, bu ne? Burada İngilizler buraya sahile çıktıkları zaman, karaya çıktıkları zaman iyi bir kuvvetse bunlar. 3-4 saatte yani nasıl kuvvetleri yetişene kadar zaten tırnaklarını geçirip tutunur. Bunlardan aylarca biz bunları buradan atamayız. Burada asker yığılır kalır. Almanın amacı burada İngilizleri tutmak mıdır? Dedikodusu, rivayeti, tahmini yayılıyor. Yani bir ordu komutanına ordu güvenmezse, yabancıysa niye güvensin zaten? Dünyada en tehlikeli şey, devletin ve milletin namusunu teşkil eden orduyu yabancının eline vermektir. Biz e, Osmanlı'nın son döneminde e, ordumuzu Almanlara teslim ettik. Bunları eğitici diye çağırmıştık. Fakat sonradan yapılan bir e, anlaşmayla, ordunun komutasında da, yönetiminde de onlara birinci derece yer verildi. Böylece Türk Genel Kurmayı, Berlin'deki Alman Genel Kurmayı'nın İstanbul Şubesi haline geldi. Bütünüyle Alman çıkarı için hazırlanmış bir plan. Bunların arasında tabii buna evet diyen, göz yuman, göz yuman ee, Enver Paşa'nın tarih önündeki durumu çok tartışmalı tabii. Fazla bir şey söylemek istemiyorum böyle bir günde ama, ee, macera perest olmak, hesapsız davranmak, geleceği hiç düşünmemek, ordu üzerinde ordu üzerinde kişisel duygular ve düşüncelerle oynamaktan daha tehlikeli hiçbir şey yoktur. Bizi yönetenler, şimdi ve sonra ve ileride, bugüne kadar yönetenler, bunlar tarih bilseler hata yapmazlar. Çünkü tarih insanın hata yapmasını engelliyor. Yani oradan ibret alıyorsunuz, ders alıyorsunuz. Bunu yaparsanız ne sonuç vereceğini bir kere görmüşsünüz. Yani akıllı adam aynı hatayı bir daha yapar mı? Ama biz tarih bilmediğimiz için aynı hatayı defalarca yapan devlet halindeyiz. Rektörümüz de şöyle diyor Sayın Profesör Doktor Mehmet Aberal. Tarihi bilmeyen geleceği kuramaz. Kuramıyor. İşte Türkiye Türkiye bu tarihi bilmeyenler tarafından yönetiliyor aşağı yukarı 30-40 yıldır. Yani bunu bütün istenliğimle söylüyorum. Konuşmalarını dinliyorum, yazılarını okuyorum. Yani böyle bir şey olmaz. Bir insan tarihine bu kadar uzak kalamaz, bu kadar bilgisiz kalamaz. Hele bazıları özel bir bilgisizlik kursundan geçmiş gibi. Onlar, onlar o, yani yalancı diyememek için bunları söylüyorum. Ee, Çanakkale'yi Çanakkale, yi, Çanakkale yi hurafeye boğmak, Atatürksüz anlatmak hakikate ihanet olur. Milli mücadeleyi Çanakkale ile mukayese ederek o daha büyük, o daha küçük demek çok ayıp olur. Bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Çanakkale, Milli Mücadele, Cumhuriyet bu bizim tarihimizin en kutsal, en kutsal üç büyük bölümüdür. Üç büyük perdesidir. Bu, bu bir destandır. Bu bir destandır. Bu destanın parçalarının içerisinde değerlendirme yarışı yapılamaz. Yapmak doğru olmaz. Çünkü birini ötekinden açıklayamıyoruz ki ikisi, hepsi birden var olduğu zaman bir anlam kazanıyorlar. Çanakkale, Çanakkale işte şimdi bugün Çanakkale'de e, Deniz Bayramı kutlanıyor galiba gazetelerin evet. verdiği habere göre. Bu sırada peki Atatürk neredeydi? Atatürk bütün Gelibolu Yarımadası'nın bu savaş etkisi altında kalan... ...Gelibolu Yarımadası'nın savunmasından sorumlu Maydoz Bölge Komutanı olarak orada görevli. Bu sabah hatta bu sabah... E, müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa Mustafa Kemal Paşa ile buluşmak için karşıya geçiyor sabah erkenden daha savaş başlamadan savaşın olacağı hakkında öyle bir net bilgi yok birlikte işte e, o zamanki adıyla işte Kirte köyüne gidecekler Alçıtepe köyüne işte çevreyi savunmayı inceleyecekler konuşacaklar bilgi alışverişinde bulunacaklar donanma geliyor savaş başlıyor şey ölden sonra ancak geri dönebiliyor o bir böyle bir ateş ırmağı gibi Boğaz'dan Cevat Paşa'nın hemen geçmesi mümkün olmuyor ama gene de ölümü göze alıp işte öleden sonra geçip müstahkem bir komutanlığının tekrar Selahattin Adil Paşa'dan alarak devralarak işte savaşın zaferle bitmesinde de ciddi etkisi oluyor. Sakin, ağırbaşlı, iyimser, güvenen bir insan olarak da bu deniz savaşında tabii o o günün büyük kahramanı. Top günün büyük kahramanı. Topçular ve onların hepsinin başında müstahkem mevki komutanı olan Cevat Paşa'yı tabii hayırla yad ediyoruz, rahmetle anıyoruz. Ama o sırada da dört tümen, eller tetikte donanmanın bu tecavüzü sırasında bir karaya çıkarma hareketi de olabilir diye olmayacaktır. İstihbaratımız yetersiz olduğu için en kötü ihtimale göre hazırlanıyoruz onlar da hiç gözlerini kırpmadan, uyumadan bir an bile e, gaflete sizin o Çanakkale ve Gelibolu kıyılarını koruyorlar. İşte akşam donanma çekildikten sonra bu zaferi hep birlikte kutluyorlar. Hep birlikte. Şimdi hocam e, Almanlardan biz ne zaman devralıyoruz kumandanlığı? Mart, 25 Mart'ta. Yani, yani 25 Mart'ta Almanlar geliyor 5. Ordu'yu kuruyor. Liman Paşa ve adamları geliyorlar. İşte bir kurmay heyetiyle birlikte. Bizim Almanlardan Çanakkale Zaferi'nin sonuna kadar kumandayı devralmamız söz konusu değil. Çanakkale Zaferi'nin sonuna kadar Liman Paşa kalıyor. Ama Liman Paşa'da şu değişmeler oluyor. Şimdi Limanpaşa yaptığı, yaptığı bu büyük taktik hatanın işte kapatılması için Türk kanını çok bolca, çok cömertçe kullanıyor. Yani adamın adamın sanat tekniği bakımından hatasını Türk subayı ve Türk eri Mehmetçik canını vererek kapatabiliyor ancak. Daha fazla ilerlemesini düşmanın öylece durdurabiliyor. O arada da bütün bu taarruzların apar topar parça parça yapılan taarruzları durdurmak için Türk kumandanların yaptığı itirazlar, baskılar. Enver Paşa da bir taraftan çabucak düşman denize dökülebilirmiş gibi, sanki ağır topumuz varmış gibi, sanki yeteri kadar makinalı tüfeğimiz varmış gibi, sanki Mehmet Dikcan'ını esirgemiş de o yüzden dökemiyormuşuz gibi Havabam taarruz emri veriyorlar. Bunlar 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 hesapsız emirler. çok çok gencimize mal olmuştur o zaman. Çok kıymetli kumandanlarımızı kaybetmemize mal olmuştur. Nihayet ee, Ember Paşa biraz kenara çekiliyor, Liman Paşa da bu taarruzları durdurmak ihtiyacını hissediyor çünkü anlamı yok. Yorgun argın 8 saat yürüyüp gelmiş gece karanlığındaki tümeni parça parça savaşa sokuyorsunuz sıfır oluyor. Bunlardan bir tanesi için Liman Paşa, bu sonuç benim yazık ki benim düşmanın durumunu ve kendi durumumuzu iyi değerlendirmememin sonucu yani benim hatamdır diyor. Sanki bir tek hatası varmış gibi. Çanakkale Savaşı'nın çok büyük bölümü apaçık söylemek gerekirse Liman Paşa'nın hatalarıyla doldu. Bu hataları kapatan Türklerin fedakarlığıyla, ileri görüşlülüğüyle yani canları pahasına bu hatayı telafi gayretleriyle doludur. Ön tarafta İngilizler, Fransızlar o büyük sömürücü kuvvet Dünyanın en zengin ordusu var. Arkanızda da sizi yanlış kullanan Almanlar var. İşte Türk bu örsle çekicin arasında. Bunun arasında ya ezilip gidecekti ya çelik olacaktı. Savaşın sonu gösterdi ki Türk ordusu bu, bu mücadeleden çelikleşerek çıktı. Ve e, direniş ruhu, direniş ruhu, yenilmeme ruhu, ne pahasına olursa olsun galip gelme azmi Türk ordusuna çanakkale ordusunun yadı geldi.